Hangi faktörlere bağlı dil ve konuşma gelişimi? Şimdi öncelikle üç önemli şeyin olmadığını bilmemiz lazım. Çocuk zihinsel olarak normal olmalı. Çünkü mental gelişim geriliği olan, zihinsel zeka gelişim geriliği olanlarda bu problemle karşılaşabiliyoruz. Dil gelişim bozukluğuyla. İkincisi ve en önemlisi tabii iyi işitiyor olması lazım. Yani işitme sisteminin, kulak ilgili yapılar ve beyindeki ilgili merkezin doğru çalışıyor olması lazım. Bu da çok önemli diyorsunuz. Çok önemli. Ve bu iletişim bozukluklarının en önemlilerinden biri kabul edilen 1940'lı yıllardan beri tıp hayatında, literatüründe çok önemli bir yer edinmiş olan otistik spektrum bozukluğu dediğimiz olayların içinde olma ihtimali var mı diye o gözle de bakmak lazım. Yani bunların hiçbiri yoksa normal bir dil gelişimi o niye, neden olmasın diye düşünmek gerekiyor. Tabii bir şey daha unutmamamız lazım. Beyin felci, hani şu spastik engelli çocuklarımız var ya, evet, biliyoruz. Hatta onlar için çok önemli destekler vermeye, organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Son derece önemli bir topluluktur. Serebral palsi. Çünkü bugünün serebral palsili çocuğu, yarının yetişkin, erişkin serebral palsili çocuğu, erişkini demektir. Bunlarda da erken dönemlerdeki gene hani hareket sistemi, kas sistemi ile ilgili bir problemden bahsediyor olduğumuz için dil ve konuşma bozuklukları bu grup çocuklarımızın da en önemli sorunlarından bir tanesidir. Yani demek ki bu 3 demiştim ama şimdi bu 4.'ü de ekleyerek bu 4 başlığın altında esas olarak çocukları irdelemek, ona göre bir inceleme yapmak gerekiyor.